Efendim biliyorsunuz dün mecliste grup toplantıları vardı partilerin ve en çok konuşulan konulardan bir tanesi Merkez Bankası oldu. Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi toplantılarda gündem konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener bu değişime tepki gösterdiler. Son 5 yılda 4 tane Merkez Bankası Başkanı değişti. Ya devlet böyle mi yönetilir ya? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını eleştirdi. Acil güven artırıcı tedbirler önerisi başlığında 9 maddede ekonomi önerilerini sıraladı. Öncelikle güvenin inşa edilmesi lazım. Kamu mali yönetimi ve bütçe birliğini sağlaması lazım. Merkez Bankası'nın içinden saygınlı olan bir kişiyi getirip Merkez Bankası Başkanı yapması lazım. Merkez Bankası'ndaki değişim İyi Parti Genel Başkanı'nın da gündemindeydi. Merkez Bankası Başkanı'nı göreve geldikten 4,5 ay sonra bir gece yarısı görevden almak, akıldan ve mantıktan uzak, ekonomiyi de uçuruma sürükleyen bir adımdır. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de mecliste basın toplantısında konuştu. Bunun maalesef Türkiye'ye ağır ekonomik maliyetlerini işte yaşıyoruz şu anda. Hem bu değişikliklerden önce hem değişikliklerden sonra yaşanan süreçlerle ilgili kamuoyu bilgilendirilirse işte biz bu tür krizlerin de önüne geçebiliriz. Ben bunu söylüyorum. Yani bunların toplum bilgilendirilerek, topluma gerekçeleri açıklanarak yapılmasını arzu ediyoruz ve istiyoruz.